Oyuncağımızın saçlarını öreceğiz. Siyah iplik kullanıyoruz bunun için. Sihirli halkanın içine 7 sık iğne yaparak başlıyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi sık iğne yaptım. Hemen ikinci sıramda 7 tane arttırıyorum. Toplamda 14 sık iğne olmuş oluyor. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14 tane sık iğne olmuş oldu. Şimdi bir sık iğne bir artır yapıyoruz. Toplamda 21 sık iğne oluyor. Bir sık iğne ilmek belirleyicime takıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. Bir sık iğne. Toplamda 21 sık iğne oldu. Şimdi 2 sık iğne bir arttır yapacağız. Toplam 28 sık iğne olacak. 2 sık iğne. İlmek belirleyicime takıyorum. 2 sık iğne yaptım. Bir arttırıyorum. İki sık iğne bir artır yaptık. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sırada öncelikle bir sık iğne bir artır yapıyoruz. Bir sık iğne. Bir tane artır yapıyoruz. Bir sık iğne bir artır yaptım. Şimdi üç sık iğne arttırma yapacağım 6 kez. 3 sık iğne bir arttır. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 sık iğne bir arttır.
Tekrar yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, bir arttır. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, bir arttır. Tekrar yapacağım. 1 2 3 sık iğne, bir arttır. Son kez yapıyorum. 1 2 3 sık iğne, bir tane arttırıyorum. Geriye 2 sık iğne kalmış oluyor. Onları da örüyorum. 1 ve 2 sık iğne olarak ördüm. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Toplam 35 sık iğnemiz olmuş oldu. 6. sıraya geldim. 4 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar toplam 42 sık iğne olmuş oluyor. 6. sıra 4 sık iğne bir arttır. 1 2 3 4 4 sık iğne, bir tane arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttır yapıyoruz. Altıncı sırayı 4 sık iğne bir arttır yaparak tamamladık. 7. sırada 2 sık iğne yapıyoruz. Öncelikle 1 2 7. sırada 2 sık iğnemi yaptım. Şimdi ise bir tane arttıracağım. 2 sık iğne bir arttır yaptık. Şimdi 5 sık iğne bir arttır, 6 kez yapıyorum. 5 sık iğne bir arttır. 1 2 3 4 5 yaptım. Bir tane arttırıyorum. Tekrar yapıyorum. 5 sık iğne bir arttır. 2 3 4 5 arttırdım. Tekrar yapacağım. 1 2 3 4 5 bir tane arttırıyoruz. Tekrar 5 sık iğne bir arttır. 2 3 4 5 arttırmamı yapıyorum. Bir kez daha yapacağım. İki, üç, dört, beş arttırıyorum. Ve son kez yapıyorum. Bir, iki,
5, kalan 3 sık iğneyi de örüyorum. 1, 2 ve 3. Sıramı bu şekilde tamamladım. Toplamda 49 sık iğne olmuş oldu. 8. sırayı 49 sık iğne olarak örüyoruz. 8. sırayı 49 sık iğne olarak ördüm. 9. sıradayım. 6 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Toplam 56 sık iğne olmuş olacak. 1 2 6 sık iğne bir arttır. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Dokuzuncu sırayı 6 sık iğne bir arttır. Toplam 56 sık iğne ile tamamladık. 10. sırayı 56 sık iğne olarak örüyoruz. Arttırma ve eksiltme yapmıyoruz.
10. sırayı da 56 sık iğne olarak ördük. 11. sırada ise 3 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. 7 sık iğne bir arttır yapacağız 6 defa. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir tane arttırma yapıyoruz. Tekrar yapıyorum 7 sık iğne. 1 2 3 Şimdi bir tane arttırıyorum. Tekrar 7 sık iğne bir arttır. 1 tane daha arttırıyorum. Tekrar 7 sık iğne yapıyorum. Kalan 4 sık iğnemi de örüyorum. 1 2 3 ve 4 Toplamda 63 sık iğne olmuş oldu. 11. sıra 12. sıradan 21. sıraya kadar toplam 10 sıra 63 sık iğne öreceğiz. 10 sırayı örüp devam edeceğiz. 12. sıradan 21. sıraya kadar 10 sıra 63 sık iğne yaptık. Son sıramızdayız. 22. sıra 10 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 10 sık iğne yaptık. 43 tane tekli trabzan yapacağız. Yani ipimizi tığımıza doluyoruz. Üçünün 1, 2, 3 tane oluyor tığımda. Üçünün içinden geçiyorum. Bu şekilde 43 tane yapacağım. İpliğimi tığıma doladım. Geçirdik sık iğnemizi. Üçünün içinden geçiriyorum. 2 Bu şekilde 43 tane yapacağım. Altı
30 tane yaptım. Kırk üç tane tekli trabzanımızı yaptık. Kalan son 10 sık iğneyi de örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. 10 sık iğne örüyorum. İlmek kaydırmamızı yapıp ipimizi uzun şekilde kesiyoruz. İpi biraz uzun kesiyorum dikmek için kalsın diye. Bu şekilde ipi uzun kestim. Saçlarının bir kısmı tamam. Şimdi iki tane topuzu var saçında. Onları yapacağız. Ve sonra kafasına dikeceğiz. Şimdi şöyle ben geçireyim. Bu şekilde saçını geçirmiş olduk. Şu iplik tam orta kısmında kalacak şekilde kafasına geçirdim. İki tane topuzunu da şimdi birlikte örelim. Daha sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Bunun için önce sihirli halkaya 6 sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı oluşturduk. Şimdi içine 6 sık iğne yapacağım. Yine sihir ipliğimizi kullanıyoruz. Altı sık iğne yaptım. Sihir halkamı iyice sıkıştırıyorum. 6 tane arttırma yapacağım. Toplam 12 sık iğne olmuş olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle ikinci sıramız 12 sık iğne ile tamamlandı. Üçüncü sırada bir sık iğne bir arttır yapıyoruz. Bir sık iğne ilmek belirleyicime takıyorum. Bir arttır. Bir sık iğne. Bir arttır. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Toplam 18 sık iğne olmuş olacak. Tamamladık. Dördüncü sıradayım.
2 sık iğne bir arttır yapıyoruz. 24 sık iğne olacak. 2 sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırıyorum. 1 2 yine arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 1 2 sık iğne bir arttır yapıyoruz. Toplam 24 olacak. Dördüncü sırayı tamamladık. Beşinci sıradan sekizinci sıraya kadar 4 sıra 24 sık iğne olarak örüyoruz. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. Üç sıra daha 24 sık iğne öreceğim. Beşinci sıradan 8. sıraya kadar 4 sıra 24 sık iğne ördük. Şimdi eksiltmelere başlıyoruz. 2 sık iğne bir tane eksilt. 1 2 sık iğne. Belirleyicimi taktım. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Tekrar 2 sık iğne bir eksilti yapacağım. Sıra sonuna kadar 18 sık iğne olmuş olacak. Evet, 9. sırayı 2 sık iğne bir eksilt yaparak tamamladık. 18 sık iğne ile 10. sırada ise 1 sık iğne bir eksilti yapıyoruz. 1 sık iğne bir eksilt. Toplam 12 sık iğne olacak. 1 sık iğne bir eksilt. Bir sık iğne bir eksiltle 12 sık iğne yapmış olduk. Şöyle içine biraz elyaf dolduracağım. Son sırayı yapmadan önce. Ben şöyle makas yardımıyla dolduruyorum.
bu şekilde içini doldurdum. İsterseniz daha sert olması için biraz daha alyaf katabilirsiniz. Şimdi son sırayı yapıyoruz. 6 tane eksiltme yaparak tamamlıyoruz. Birinci eksiltmemi yaptım. 1. İkinci eksiltmeyi yapıyorum. 2. Üç. Dört. Beş ve son eksiltmemi yaparak tamamlayacağım. Evet, biraz uzun iplik kesiyorum ki dikme işleminde yardımcı olsun diye. Şöyle tığımı çıkardım ilmeğimden. Şöyle hemen yan tarafına bir kez geçiriyorum. Bu şekilde. Saçımızdaki topuzlardan bir tanesi hazır. Ben daha önceden bir tane daha örmüştüm. İki tane örüyoruz. Şimdi saçlarını kafasına dikme aşamasına geldik. İğnemizi ipliğimize geçirelim. Kafamızın şu alt kısmında kalacak şekilde ipliği, siyah saçı kafamıza geçiriyoruz. Ben şöyle şuradan dikmeye başlayacağım. Hemen alt kısımdan. Üçer sık iğne arayla dikimi yapacağım. Siyah olduğu için pek gözükmüyor olabilir ama siz kendinize göre kenarlarını ayarlayabilirsiniz. Çok da sıkmıyorum ipliğimi çünkü bu sefer kafasında çizgi şeklinde şöyle görüntü oluyor. O yüzden ipimizi biraz serbest bırakarak dikersek daha güzel duracak. Bu şekilde diktik. İpimi kesmeyeceğim. Çünkü vücuduna da kafasını dikeceğiz. Yine bu ipliği kullanacağım. Saçının topuzlarını birlikte dikelim. Evet. Hemen şöyle iki yanından dikeceğim. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa. Eşitliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl durmasını istiyorsanız.
birkaç kez etrafından geçireceğim. Bu şekilde diktim. İpliğimi bir iki yerden geçireceğim bu şekilde. Daha sonra keseceğim. Diğer topuzunu da dikelim. Sonrasında iplerimizi keserek kaybederiz. Bunu da hemen şöyle sol tarafına dikiyorum. Aynı hizaya gelecek şekilde. Bu şekilde saçlarını diktik.